Tarık, beni sakın onlara bırakma. Naz Hanım, bırakmayacağım. Tarık, söz ver bana bir şey olmayacağına. Söz. Ben varken size kimse dokunamaz. Sen beni kurtardın. Ben de seni kurtaracağım Tarık. Gel. Sarıl bana. Sıkıca sarıl Tarık. Gel. Bir dakika ya. Dur bakalım. Diğerleri gerçek ama bundan emin değilsin daha. Ayrıca gerçekse de ne malum hoşuma gitti. Belki hiç hoşuma gitmedi. Hatta çok kızdım. Ya da belki de hoşuma gitti. Yine de kızdım. Ya da belki de ben bir öpücük yüzünden kafayı yedim. Of. Gir. Sen miydin? Sen Brad Pitt'i bekliyordun galiba. Sana kötü bir haberim var Naz. Angelina Jolie Brad Pitt'e ya ben ya Naz Özkul demiş. Brad de çocuğumun annesi diye bırakamamış. Niye geldin sen? Ya Naz, sana bir şey soracağım ama bana doğru cevap ver. Sor. Doğru söyle bana. Cidden hoşlandın mı? Ne? Bence çok hoşlandın. Ümit, saçmalama. Yok artık. Sağ ol yani. Sen de beni şoförüme layık gördün ya. Pes yani, pes. Nasıl böyle bir şey aklından geçirebilirsin? Çabuk çık odamdan, gözüm görmesin seni. Çık dedim. Ama ben... Tek kelime bile etme. Ben... Sakın. Filiz Tekerioğlu'nu sormuştum. Yarım kilo nohutta bir limon. Fazlası hemen tadını ekşitiyor Belgin Hanımcığım. O zaman siz bir kasa limon sıktınız buna. Baksanıza Hulusi tadına bakmadan suratı nasıl ekşidi. Yarım kilo nohut deyince aklıma geldi Belgin. Yarın diyorum kredi faizlerini yarım puan yükseltsem mi acaba? Hulusi... Şimdi iş konuşmanın sırası mı? Heh. İki lokma bir şeye. Sofraya oturduğundan beri kös kös bakıyorsun Umut tabağına. İştahım yok Belgin. Olmaz Hulusi. Bir ton kalori yaktın spor salonunda. Geri alman lazım. Hangi spor salonu Belgin? Spor salonu ben. Bu yaştan sonra. Aa. İlahi Belgin. Hiç boşuna uğraşmayın Hulusi Beyciğim. Ben söyledim diye. Ağzınıza sağlık Müzeyyen Hanım. Müzeyyen değil, Belkıs. Ha, kusura bakmayın. Bir an Müzeyyen Senar'la karıştırdım. Haksız mıyım Belgin? Bakar mısın? Tıpkı Müzeyyen Senar'ın 20 sene sonraki hali. Hulusi. Haksız mıyım Vahim? Vahim. Sana bir şey söylesene. Ama ne güzel şarkıları var değil mi Müzeyyen Senar'ın? Ben esmeri fındık ile, ben esmeri fıstık ile, ben esmeri badem ile beslerim. İpek kuşak beldedir, saçakları yerdedir. Dünyayı güzel sarsa yine gönlüm sendedir. Yarım kilo nohuta kaç limon demiştiniz Belkıs Hanım? Of Naz, of! Bir bu eksikti. Şimdi durup dururken Ümit'i de şüphelendirdim.
Ortada fol yok, yumurta yok. Belki öpücük bile yok. Yok Naz, bu böyle olmayacak. Yat, kafanı bir boşalt iyice sen. Kapa gözlerini, uyu, iyice bir dinlen. Hiçbir şey düşünme. Hele bugün olanları hiç. Şoförün seni sapıkların elinden kurtarırken hayatını tehlikeye atmışmış. Hastalanıp yataklara düşmüşmüş. Aklına bile getirme. Saçmalama Naz. Düşünme dedim. Unut. Çıkar aklından. Başka şeyler düşün. Hatta başka birilerini. Hatta ara konuş. Kafanı dağıt. Tabii ya. Kalmışım. Ümit uyandırdı demin. Uyanmışken merak ettim. Bir arayayım, nasıl oldun diye sorayım dedim. Çok iyi ettiniz Naz Hanım. Çok sevindim aradığınıza. Niye? Ne? Niye sevindin onu anlamadım. Çünkü yani ilgileniyor olmanız... İlgilendiğim için aramadım Tarık. Merak ettiğim için aradım. Ay nasıl değiştiriyorsun lafları işine geldiği gibi pes yani. Ne fark var ki ikisi arasında? Çok fark var. İlgileniyor olsam... Kalkar bir kat aşağı iner yanına gelir. Sadece öylesine merak ettiğim için bak... ...rahat yatağımdan bile kalkmıyorum. Gördüğün gibi telefonla soruyorum. Ama sen illa ilgi istiyorsan söyle yani. Vallahi hoşuma gider doğrusu. İşte istediğin zaman söyle. Unutma bu evde her an seninle ilgilenmeye hazır biri var. Öyle mi? Tabii ki berrak. O kadar maaş veriyoruz. Sırf bizimle değil şoförümüzle de ilgileniversin değil mi yani? Arayayım istersen bir bakıversin sana. Anlaşıldı Naz Hanım. Demek canınız oyun oynamak istiyor. Oynayalım o zaman. Gerek yok aramanıza Naz Hanım. Çünkü kendisi kimsenin söylemesine gerek kalmadan gerekli ilgiyi gösteriyor. İşte çorbamız da hazır. Ah. Ne zahmet ettin Berrak'cığım? Aman canım ne zahmeti. Zevkle. Naz Hanım, ben şimdi kapatıyorum. Çorba dökülmesin telefonun üstüne. Bir aylık maaşım yanmasın. İnanmıyorum. Şoförüm yüzüme telefon kapadı. Ben seni şimdi... Bana ne ya, bana ne? Umurumda değil. Bu saatten sonra ne ararım, ne bir daha yüzüne bakarım. Kendisi ayağıma gelip benden özür dilemedikçe. Bitmiştir benim için. Yok. Tarık Marık yok. Bitti Tarık artık. Gitti. Oh. Ay ne büyük büyük kalktı üzerimden birden. Şimdi nasıl mışıl mışıl uyurum ben. Nasıl? Daha iyisiniz değil mi? Ama bence burada sıkıldınız siz. Daha rahat edeceğiniz bir yer biliyorum. Aa, sizin yüreğiniz kabarmış Belgin Hanımcığım. Vallahi çocukluğumdan beri fal baktırırım. Son 25 senedir her seferinde kabarık çıkar Belkıs Hanım. 25 sene önce bir şey mi oldu? Evlendim. Ay tamam yeter bırak vahi. Nedir ya? Aa olmaz. Tam doğuya bakacak kanepe güneş görecek. Niye? Ay çiçeği mi ekeceğiz üzerine? Uzat bu Hulusi. Çevir işte biraz daha. Ne ki o senin spor salonunda kaldırdığın ağırlıkların yanında? Aa spor dediniz de bakın orta yaşlı atletik yapılı biri var. Ay fiziği de çok hoş. Allah Allah kim acaba? Hoş fizikli. Atletik yapılı. İlahi Belgin. Kim olacak ya? Tabii ki ben. Bahi olacak değil ya. Ne yapıyor bu atletik yapılı bey? Vallahi sürekli spor salonunda genç hatunları kesiyor. Bahi, bu rezaleti nasıl açıklayacaksın? Ayıp ayıp yaşından utan. Atletik yapılı diyor Belgin. Bir bana bak. Bir de Bahi'ye.
Adam karabini tek başına kaldırıyor. Görmüyor musun? Doğu ne tarafta kalıyor Vahi? Tamam. Bu yaptıklarını hastalığına veriyorum. Belli ki hatanı anladın. Utancından arayıp özür dileyemiyorsun. Ama dua et ki çok olgun ve anlayışlı bir insanım. Hemen arayıp sana bir fırsat vereceğim. Bu fırsatı iyi değerlendir Tarık Efendi. Alo? Alo? Berrak? Buyurun Nazan'ım. Ben buyur muyum? Sen buyur. Afiyet olsun. Güle güle kullan. İnanamıyorum ya. İnanamıyorum. Bunu yaptığına inanamıyorum. Ay Tarık buna... Naz ne oluyor? Kovdum Ümit. Tarık'ı şu anda kovdum. Bir dakika, bir dakika. Ben bu anı daha önce yaşamıştım. Evet, 7 kere. Bu sefer kesin kovdum. Ve hatta şimdi gidip eşyalarını toplayıp kapının önüne koyacağım. Niye? Gittiği gece kulübünden geldiğinde zahmet edip içeri girmesin diye. Naz. Naz ne diyorsun? Hangi gece kulübü? Naz sana bir şey sor. Onu bilemeyeceğim. Kendisine sorarsın geldiğinde hangi gece kulübüymüş. Beyefendiyi hasta yatıyor sanalım. Kendisi Berrak Hanım'la barlarda sürtsün. Hem de daha bir gün önce benle... Daha gitmişken. Naz. Tek kelime söyleme Ümit, duymak istemiyorum. Naz. Ümit sana tek kelime duymak istemiyorum demedim mi ben? Bravo Naz. Koskoca İstanbul'da Alfonso ile Berra'nın gittiği gece kulübünü elinle koymuş gibi buldun. Buyurun Naz Hanım. Tarık nerede? İşte beni konuşursan öğreneceksin. Adam salonda sıkıldı, yerine getirelim dedik. Berrak Hanım eşyalarını alıp yatağını yapmak için önden geldi. Ben Tarık'ı banyoya çıkardım. Çıkınca buraya getirecektim. O sırada sen odanda cinnet geçirmeye başladın. Sonra kendimizi burada bulduk. Ümit, niye beklemedin beni? Bu arada sizi Naz Hanım aradı. Aramaya da devam ediyor. Sen bana laf yetiştireceğine yardım etsene adama. Baksana ayakta zor duruyor. Bir isteğin olursa ara Alfonso. Sağ ol Ümit. Bu iki oldu. Demek ki ne oluyormuş? Erkek kardeş konuşurken kız kardeşi dinlemek düşermiş. Benden başka bir isteğiniz? Sağ ol. Tamam sen gidebilirsin Berrak. Hı hı. Bir şey lazım olursa ben seni çağırırım. Tamam. Peki bir şey olursa ben Berrak'ı çağırmak için önce sizi mi çağıracağım? Dua et buradasın. Eğer cidden gece kulübünde olsaydın, eşyalarını kapının önünde bulacaktın. Ne? Boş ver. İyi misin sen? Daha iyiyim. Yaradı demek Berrak Hanım'ın çorbası. İyi geldi. Kesin kendi elleriyle içirmiştir. Öyle bir tarzı var ya onun böyle. Bir şey sordum. Ne? Ama cevap vermediğine göre öyle. Naz Hanım... Ne sordunuz siz? Ne dedim ben demin? Kesin kendi elleriyle içirmiştir. Öyle bir tarzı var demiştiniz. Ne soruyorsun hala ne sordunuz diye? Soru muydu? Bana kelime oyunu yapma Tarık. Çok mu zor evet elleriyle içirdi demek? Sen şimdi ben kıskanırım falan sandın. Kesin ondan söylemiyorsun. Hiç göreceğim yoktu. Yok artık. Ben evin şoförünü... Evin bakıcısından kıskanacağım. Çok komik.
Aman bana ne canım? Al tepe tepe kullan. İyi, kıskanmadığınıza sevindim. Çünkü kendisinden bir çorba daha isteyeceğim şimdi. Sen zahmet etme. Ben söylerim. Yandın sen Tarık. Yandın. Ne ettiniz de geldiniz? Her zaman bekleriz Vahi Bey. Yok, bir dahaki sefere bize bekleriz efendim. İnşallah. Belkıs Hanım, çok teşekkür ederiz Belkin Hanım. Aa, öpeyim Vahi'cim. Hulusi. Efendim hayatım? Misafirlerimiz gidiyorlar. Aa, öpeyim Vahi'cim. Artık Vahi Bey de sizi öper, hesap tamam olur. Aa, tabii, ne demiş şair? Öpüşmek ah ne hoştur, yıldızların altında. Hulusi. Ha, gene mi siz? Hulusi. Pardon hayatım, ağzımdan kaçtı. Gene mi sen diyecektim. Sen üzerine alama Vahi'cim. Hulusi Bey hak. Biz de çok uzattık bu kapı önü muhabbetini. Unutmayın Belgin Hanım. Akşam Teo ile buluşuyoruz. Tamam. Güle İyi güle. Geceler. Ay. Kim bu Teo? Belkıs Hanım'ın bir arkadaşı. Ressam, mimar bir şey. Aa. Böyle fena olmadı değil mi salon Hulusi? Pozitif enerji bir şeyler dedi ama... ...dekorasyon hoş da vallahi ben pek bir şey hissetmiyorum. Sen? Kim bu Teo? Ay ne bileyim Hulusi. Gelecek göreceğiz işte. Dernek mernek işleri. Sen burnunu sokma. Hadi yatalım artık. Sen yat. Benim ufak bir işim var. Hemen geliyorum. Oyalanma fazla. Yani bu durumda Tarık benim abim. Ama Tarık Tekelioğlu değil. Çünkü Tarık Tekelioğlu benim üvey abim. Öz abim Tarık'la ben çok küçük yaşta ailemizi kaybetmişiz ya. Beni Hulusi Tekelioğlu, Tarık'ı da Hacer annem evlatlık almış. Yani iki tane Tarık var. Tarık da onlardan biri. Ve o biri Tarık Tekelioğlu olan değil. Anladın mı? He. Tarık kim? O zaman şöyle yapalım. Sana Özkul ailesinden herhangi biri bizle ilgili bir şeyi sorarsa hiçbir fikrin yok. Ailecek görüşmüyoruz. Anladın mı? Anladım. Da Tarık kim? Aa, Sadri'yi bırak dalga geçmeyi. Tamam, tamam canım. Sağ ol araba için. Ya bir dakika ya. Ya şimdi Tarık kim? İyi akşamlar Sadri. Ben geldim. Hoş geldin. Aç mısın? Ne var yemekte? Demek ki açsın. Ya zahmet etmeseydin Hacer annem bu saatte. Sana da iş çıkardım. Hay Allah bak üzüldüm şimdi. Hadi oradan. Üzülecek olsan gelirken yerdin. Top gelirdin. Ayşe nerede? Halı saha maçında. Nerede olacak bu saatte? Odasında. Bütün gün kapandı eve. Bir şey yemedi. Çağır da gelsin seninle bir şeyler yesin. Tamam. Ayşe. Gel bir şeyler atıştıralım. Aç değilim. Saçmalama Ayşe. Bütün gün odandan çıkmamışsın. Yatak örtünü mü yedin? Evet. Afiyet olsun. İnsanın kendi evi gibisi yok değil mi Vahi Bey? Ya. Belgin Hanım da ne alem kadın canım.
Sen onu, o seni öpsün, hesap kapansın falan. Utandım vallahi. Sormayın, ben de. Sonra o Hulusi Bey'in dediği... ...öpüşmek ne hoştur yıldızların altında. Ya ya, o da alem. Fakat ne kadar çok yıldız vardı, dikkat ettiniz mi? Yani yanlış anlamayın. Ben tutup da o öyle dedi diye ben baktığımdan değil. Şeyden, ben gece bakarım mutlaka. Yani yıldız çoksa hava ertesi gün açık olur ondan. Doğru söylüyorsunuz. Yani çünkü bulut yok demektir. Ya... Ben bir mutfağa bakayım. Ben de bir yatağa bakayım. Hatta bakmışken yatayım. Az, ne yapıyorsun sen burada? Çorba. Hazır gelmişken size çorba yapmakla ilgili bir şey sorabilir miyim? Sor tabii Nazcığım. Nasıl yapılıyor? Ya anne, iyiyim, benim şeyim yok. Yok yok, senin sesin biraz genzinden geliyor, ben anlarım. Yok anne, o telefon hatlarından öyle. Yok benim bir şeyim. Hiç uydurma, ben anlarım. Üşüttün sen o dağ başlarında. Amma yaptın anne. Tarık saklama benden. Ya niye saklayayım anne? Hasta olsam... Hastayım derim. Neydi o ses orada? Hapşırdın sen. Yoo. Çok yaşa Tarık. Yarın sabah görüşürüz. Güle güle. Ay gözümün içine baka baka yalan söylüyor. Şuna bak. İyice babasına benzedi bu. Babası kılıklı. Şu hapşırık denen meret de... İkişer ikişer gelmesi olmaz. Afiyet olsun. Bunu siz mi yaptınız? Kızcağız yatmıştı. Uyandırmak istemedim. 2 dakikalık iş çorba yapmak. Siz çıkalı 45 dakika olmuş. Yol uzun. Hayret bir şeysin. Ayağına çorba getiriyoruz, ona bile mızmızlanıyorsun. Özür dilerim, bir an şaşırdım da. Ben öyle şaşırtırım insanı bazen. Biliyorum. Ne demek biliyorum? Şaşırtırsınız. Niye böyle bir laf ettin sen şimdi durup dururken? Ben ne zaman şaşırttım ki seni? Ya sen beni delirtmek için mi hiçbir sorduğum soruya cevap vermiyorsun? Müsaade ederseniz şu enfes çorbanın tadını çıkarmak istiyorum birkaç dakika. Çok mu beğendin? Çok. Berrak'ı tercih edersin yani beni. Yani çorbasal olarak. Ne? Bırak şimdi onu. Ben seni ne zaman şaşırttım, sen onu söyle. Hmm, harika. Ne çorbası bu? Düğün. Ay bakma öyle. Ben dedim olmaz diye ama... Belkıs Hanım zorla bunu yap... Çorbayı Belkıs Hanım mı yaptı? Tamam, oldu mu istediğin? 2 saatten beri bana bunu itiraf ettirmeye çalışıyordun, ettirdin. Rahatladın mı? Nazan'ım, ben... Durma kapıda, üşüyeceksin. İnanamıyorum sana ya. Hastasın, bir de dışarı çıkıyorsun. Otur bakayım şöyle. Uzan, uzan, uzan. Ay, ört üstünde, ört. Üstünü de ört. Şöyle dur.
Ateşin de var senin. Ben hemen evden bir derece getireyim. Gitmenize gerek yok. Sehpanın üzerinde var. Ve elimi bırakırsan uzanıp alacağım. Çok yaşa. Sen de gör. Bu seferlik bana sen de beni mazur görüyorum. Sen bırak düzgün koyamazsın şimdi. Nazan'ım, yardım edeyim mi? Evet. Aç bakayım ağzını. Aç, 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 aç. Hah. Ha. Bak, bir taşla iki kuş. Hem ateşine bakacağım, hem de boş boş konuşmana engel olacağım. Lucy. Aa, yastık da soğuk. Ayol ne oldu bu adama? Hulusi. Hulusi. Aa. Hulusi. Hulusi. Efendim Belgin. Hulusi. Bütün bu eşyaları eski yerlerine tek başına mı getirdin sen? Evet Belgin. Hani o Belkıs denen 1300 yaşındaki kadın evin bu yeni hali size pozitif enerji verecek demişti ya. Bana bir enerji verdi, bir enerji verdi. O enerjiyle bütün bu eşyaları eski haline getirdim. Niye? Çünkü bu evde o vampir bakışlı kadının hiçbir dediği olmayacak. O kadar. Ben yatıyorum Belgin. Sabah olunca beni uyandır. Hadi iyi geceler. Ay ay. Telefon. Ne olmuş telefona? Açık kalmış. Kapatıver. Bak işte. Tövbe tövbe. Tövbe tövbe. Alo. Ha Filiz. Yok ya, sen de kalsın. Bir pazar günüm var zaten. Yatacağım bütün gün. İşim olmaz arabayla. Tamam. Görüşürüz. Kahvaltı mı hazırlıyorsun Hacer annem? Hayır, bağlama çalıyorum. Oradan bir la versene bakayım. Soruya bak. Kahvaltı hazırlıyorum tabii ki. Hacer annem, senin bir şey canın mı sıkkın? Bir çarşıyı kaldır. Dün bütün gün yattı, hiçbir şey yemedi. Şimdi de mırın kırın ediyor kahvaltıya geldiğince. Ya boş ver be Hacer annem. Kızcağızın 2 gün tatili var, bırak yatsın. Vay utanmaz vay. Ben şimdi kolundan tuttuğum gibi getiririm buraya. Ayşe. Sadri. Hadi kalk kahvaltıya. Ayşe. Sen iyi misin? Anneanneme söylemeyeceğine söz ver. Tamam, söz. Değilim. Ayşe. Hayırdır Sadri? Daha 20 dakika önce işim olmaz arabayla diyordun. Tamam tamam, kahvaltımı edip çıkıyorum. Tamam. Tamam, söylemeyeceğim. Neymiş o söylemeyeceğin şey? Söylemem. Babiş kalkmadı mı daha? O biraz zor kalkar bu sabah. Gece pek yormuş kendini. İkinci balayı durumlara.
Özel hayatımla ilgili detay vermeyi sevmem Filiz ama ben babanı gece görmedim bile. Yapma ya. Demek sözünü bu kadar tutabildi. Yine sefere çıktı. Boş ver anne. Ne demişler? Huylu oyundan vazgeçmez. Ne dedi baban buranın sahtekar çıktığını ve kaçtığını öğrenince? Hiçbir şey. İyi. Çünkü söylemedim. Bir olduk. Peki dün akşam nişan yemeği olmamasını nasıl açıkladın? Warren Londra'dan gelmek isteyen akrabaları varmış. Ha. Haftaya erteleyebilir misiniz diye rica etmişler. Hı-hı. Kıramadık. Sen o işi bana bırak. Uygun bir zamanda, uygun bir dille söyleyeceğim alıştıra. Ben çıkıyorum, Vahibeylere gideceğim. Oo. Hiç saklamaya çalışmayın, Tarık Aslı biliyorum. Vahibeylere mi gideceksin? Evet. Telaşlanma, Belkıs Hanım ziyarete diye gideceğim. Arada Tarık'ı da görürüm. Naz vesilesiyle tanışıyoruz nasıl olsa, sorun olmaz. Anne. Efendim. Madem Vahibeylere gidiyorsun, sana itiraf etmem gereken bir şey var. Senden 22 yıldır sakladığım bir gerçek. Anne, Tarık senin oğlun değil. Tarık'ı sen doğurmadın. Babam mı doğurdu ben askerdeyken? Ne diyorsun Filiz sen? Anlatayım. Abim ve ben anne ve babamızı çok küçük yaşta kaybetmişiz. 4 yaşındayken talih yüzümüze güldü ve iki aile bize sahip çıktı. Biz Filiz'i aldık oğlumuza kardeş olsun diye. Tarık da sağ olsun Hacer Hanım aldı, büyüttü. Ama aramızdaki bağ hiç kopmadı. Ne güzel. Şu tesadüfe bak. Sizin evlatlık kızınızın öz abisi, yani benim kızın şoförü. Yahu dünya ne kadar küçük. Aslında daha da küçük. Efendim? Öyle dedim. Kızım abim hasta deyince dedim bir uğrayayım. O da bizim bir evladımız sayılır. Tabii. Naz? Baba? Ne zaman geldin sen buraya? Ben... Tarık... Şoför... Hasta... Derece... Ben ateşine bakıyordum. Aa, yok. Ateşim yok. Yok. Derece yok. Ay o da yok. Ha. Ben izninizi isteyeyim. Ah canım. Ah canım. Ayol nerede yok? Yanıyor çocuk, yanıyor. Anne, sen misin? Ateşten sayıklıyor çocuk. Vah. Rahmetli annesi sandı beni. Ay idare ediverin Belgin Hanım. Edeceğiz artık. Söyle yavrum. Söyle evladım. Canım benim. Paşaların paşası. Alo. Geldin mi? Tamam. Bekliyoruz. Hadi göreyim seni. Yüzümü kara çıkarma. Ayşe'yi Hacer annem şüphelenmeden evden çıkarmamız lazım. Yoksa yandık. Tamam. Gelmiş. Ya dönme. Ya sen de yarım saatte giyinemedin ama Ayşe. Ya nasıl canım yanıyor biliyor musun sen? Ya ben çıkıyorum. Hacer annem şüphelenmesin. Beştir gidip geliyorsun. Hala kalkmadı mı bu kız? Ya sorma Hacer annem. Bir türlü kıyafet beğenemedi üstüne. Yine değiştirmiş. Kadın milleti işte. Ne kıyafeti sadece? Kahvaltıya mı geliyor, galaya mı gidiyor? Tövbe. Ya öyle deme Hacer annem. Ergenlik çağında böyle olur kızlar. Bir süslenme merakı sarar. Ne zamanla geçer herhalde. Hayırlısıyla sen ne zaman gireceksin o çağa Sadri? Yoksa hep böyle mi kalacaksın? Allah Allah. Bak kim bu saatte böyle densizce kapıyı çalan? Ben geldim. Filiz. Sen ha? Ha? Burada. Ne haber Hacer anne? Canım. Sadri, hadi kapa Ayşe'yi. Sizi kahvaltıya götürüyorum. Hayda.
Nereden çıktı şimdi ya? Aa, hiç itiraz istemem, gidiyoruz. Hacer annem izin ver değil mi? Bak, yoksa kaçırıyorum ona göre. Sahtekar nişanlımdan kurtuluşumu kutlamaya gidiyoruz. Hadi Sadri, hadi, öyle bakma vala vala de. Evet, bak. Bak, görüyor musun şu yaptığını? E ne yapayım şimdi ben bu kıza? Ne yapacaksın? Git eşlik et. E, değil mi? E o zaman, e kaçtım ben o zaman. Yavaş. Harikasın Filiz. Hangi hastaneye? En yakındakine. Sen bak, müsait olmadığımı söyle. Kardeş, tamam. Filiz Hanım şu anda meşgul. Sen birkaç saat sonra ara. He? Buna gerek yoktu Filiz. Kendini açıp görüşmek istemiyorum desen de anlardım ben. Sağ ol Nazcığım. Afiyet olsun. Şimdi tabii soracaksınız. Kız kardeşi bu kadar rahat bir hayat yaşarken Tarık niye şoförlük yapıyor? Yok, onu biliyoruz. Hulusi Bey'in arabasını çaldırmış. Hulusi Bey içindeyken. Ya? Ben de Hulusi Bey'in yerinde olsam tekmeyi basar bir daha da yüzüne bakmazdım. O zaman sen Hulusi amcanı hiç tanımamışsın Nazcığım. Baktı şoförlüğü beceremiyor. Şoförlük yerine daha iyi bir maaşla bankada iş vermek istedi Tarık'a. Peki o işi nasıl batırdı Tarık? Ah, sen şoförünü de hiç tanımamışsın Nazcığım. Tarık, ben arabanızı çaldırdım. Ne o işi, ne o maaşı hak etmiyorum Hulusi amcacığım. Ben başım çaresine bakarım deyip ekmek parasının peşinde koşmaya karar verdi. Ah, görüyorsunuz değil mi Vahiy Bey? Analar ne aslanlar doğuruyorlar. Bizim Tarık. Ya. Keşke o kadıncağız da sağ olsaydı da oğlunun bu günlerini görebilseydi. Eminim görüyordur Belkıs Hanım. Nazcığım. Naz. Naz. Ne? Efendim baba. Kızım çekil, Belgin Hanım'ın önünden de yüzünü görelim. Ha, pardon. Bakar mısınız? Buyurun. Biz doktora gelmiştik de. Hasta hanginiz? Üf, benim. Kimlik alabilir miyim? Ay, evde unuttum ya. Benimkini versen. Olur ama bayın apandisinde sorun varsa sizinkini alırız. Siz evde hesaplaşırsınız aranızda. Of! Peki, geçin. Yan taraftaki iki numarayı yatırın. Ben doktoru arayayım. Siz geçin hastanın yanına. Alo? Ma neyse, gördüm, içim rahatladı. Belli ki gayet iyi bakıyorsunuz Tarık'a. Nasan'ın da bir saniye bile ayrılmıyor başından. Aa, Naz'cığım öyledir. Yanlarında çalışanlara gözü gibi bakar. Tarık'cığım olsun, Berrak'cığım olsun, ben olayım. Hiç şüphem yok, hiçbirimizin başından ayrılmazdı. Belli ki babalarına çekmişler. Oh, aman Belkıs Hanım, beni şımartıyorsunuz. Asıl siz bizi şımartıyorsunuz Vahiy Bey. Ama inanın, Naz'ın yerinde kim olsa bir saniye bırakmazdı Tarık'ı Belgin Hanım. Neden? Naz'cığımı kurtarmak için iki tane silahlı adamın pat diye önüne atmış kendini. Ne? Tabii, kahramanca boğuşmuş ikisiyle. Naz'a dokunmak için cesedimi çiğnemeniz lazım demiş. Abartmayın Belkıs Hanım, o kadar da değil. Aa, nasıl o kadar da değil Naz'cığım? Sen söyledin ya dün gece çorba yaparken. Saat gecenin 4'ü olmuş. Bir yandan uyukluyorum, bir yandan çorba karıştırıyorum. Ne dediğim biliyor muyum ben? Hayret bir şey yani. Bir bu gelmemişti başıma. Naz. Ben müsaadenizi isteyeyim. Ben de. Alem bunlar ya. Oh! İki silahlı adamın önüne atladı demek. Ne oldu Tarık? Ah. Ben de sordum, söylemiyor Vahiy amcası. Ne oldu Tarık'cığım? Yok bir şey, kanepenin yayı. Siz işinize bakın Vahiy Bey. Cesedimi çiğnersiniz demek. Vay be, siz bu kanepeyi değiştirin.
Tadına bak. Rezil etti beni Belgin Tekeli oğluna, rezil. Sen yine iyisin Naz. Kadınının birine rezil oldun. Ben demin kendime rezil oldum. Ay ne diyorsun sen Ümit? Filiz Tekelioğlu beni 5 saniyelik bir telefon konuşmasıyla paçavra gibi bir kenara attı. Ay saçmalama Ümit. 5 saniyede kim kimi nereye atıyor? Hemen ümitsizliğe kapılma. Telefonu bir erkek açtı. Filiz Hanım şu anda meşgul, konuşamaz. Birkaç saat sonra ara deyip kapattı. Sen bu kızı hemen unut. Ama ben bu Belkıs denen kadının yaptığını asla unutmayacağım. Kadın Belgin Tekelioğlu'nun yanında kimsenin bilmediği en gizli saklı sırlarımı bir bir yumurtlayıverdi. Peki o nereden biliyor senin en gizli saklı sırlarını? Ay gecenin 4'üydü. Gözümden uyku akıyordu. Bir yandan çorba karıştırıyorum. Ay Ümit bir de sen gelme üstüme. İnşallah başka bir şey kaçırmadım ağzımdan. Ne? Ne ne? Şimdi kaçırdın ağzından. Ne? Naz, bana söylemen gereken başka bir şey var mı? Var. Üstüme gelme. Şu evin hiçbir köşesinde bana huzur yok. Dağda keyfin yerindeydi galiba. Biz gelip bozuncaya kadar. Nazcığım. Naz deme bana. Helecığım hiç deme. Rezil ettin beni, rezil. Kadın beni şoförüne aşık zavallı bir kız sanıyor şimdi. İstediğini söyle. Ama senden tek bir şey rica edeceğim. Sakın aşk kelimesiyle zavallı kelimesini bir daha aynı cümlede kullanma. Ben o hatayı bir kere yaptım. Bak, yalnızım şimdi. Belkıs Hanım. Buyurun Vahi Bey. Üzdü bu kız değil mi sizi? Şununla bir konuşayım ben. Gerek yok Vahi Bey. Biz konuştuk. Karşılıklı özrümüzü diledik, barıştık. Biliyorum çok yoruldu. Sıkıldı 2 gündür. Bırakın dinlensin biraz. Cahide de hep böyle yapardı. Ne zaman çocuklara kızsam böyle kolumu tutardı. Sanki bütün kızgınlığımı böyle söker alırdı. Şimdiki gibi. Ben biraz daha çay demleyeyim. Belgin Hanım maşallah dipsiz kuyu gibi içip içip duruyor. Aman ben gözükmeden kaçayım Tarık. Bu Belkıs Hanım çay ocağında çalışıyor sanki. Biri bitmeden öbür çayı getiriyor. İçim dışım çay oldu. Sen de yat hemen. Yatmam anne. Görmedin mi? Yayları bozuk. Tarık. Ama iyi gördüm seni. Çorba yaramış. Ne oluyor Tarık? Nedir bu çorbalar, bu silah önüne atlamalar? Yok bir şey anne. Doğru söyle bana. Anne ben sana ne zaman yalan söyledim? Yani en son. Bugün söyledim mi hiç? Ah Tarık'a. Yani... Şansım mı yoksa şanssızlığım mı bilmiyorum ama gün geçtikçe babana benziyorsun. Sence hangisi? Oğlum hayatımın erkeğine benziyor. Bundan büyük şans olur. Hadi ben kaçtım. Tamam anneciğim. Oh. Benden istediğin bir şey var mı anne? Ay var. O güzel sesini dinlemedim uzun zamandır. O zaman seninle babam için bir şarkı söyleyeyim. Sırf bizim için değil. Tüm aşıklar için söyle. Ellerim, gözlerim kelepçelerde. Sevda zindanlarında. Geçiyor aylarım, yıllarım, gecelerim. Sevda çöllerinde
yeter ki sen sev beni, yeter ki inan bana, yeter ki sen sev beni, yeter ki inan bana. Varlığın dilimde bir yudum su, sevda çöllerinde, hayalin serabın yeterdi bana. Sevda zindanlarında, yeter ki sen sev beni, yeter ki inan bana, yeter ki sen sev beni, yeter ki inan bana. Deo kim? Şimdi sen al bunları yukarı ver. Test sonuçlarına baksınlar. Tamam. Doktor bey, nedir hastanın durumu? Bir uzman arkadaşımız daha var. O da baksın istiyorum. Ciddi bir şey yok değil mi? Bir uzman arkadaşım daha var. O da bir baksın. Hacer annem. Alo Hacer annem. Sadri, sizin bu kahvaltı dediğiniz şu gavurların pazar günü yaptığı pirinç midir, pirinç midir nedir? O galiba ha? Pirinç mi? Ha brunch, brunch. Evet evet, brunch'tayız biz. İnsan bir haber verir, merak ettim. Ya niye merak ediyorsun Hacer annem? Brunch'a geldik, hastaneye mi geldik ya? Aa, ama acıymış bu biber ya. Ayşe de yiyor değil mi? Yiyor Hacer annem, yiyor. Aman iyi, iştah olsun da. Neyse, çıkınca arayın beni. Tamam Hacer annem, ararız. Sadri. Efendim? Kusura bakma, sabah sana da ters davrandım biraz. Ayşe'ye takıldı kafam da ondan. Yoksa... Biliyorum Hacer annem. Sana emanet, biliyorsun değil mi? Aha, biliyorum ya. Biliyorum Hacer annem. Biliyorum. Bu seferkini ben yaptım. Tek başına mı? Tamam. Biri durdu başımda. Zehirlenmem yani. Ne çorbası bu? Ezogelin. Dün düğün, bugün ezogelin. Bir şey mi anlatmaya çalışıyorsunuz bana Naz Hanım? Pişman olabilirim diye aklımdan geçirmiştim ama... ...bu kadar çabuk olacağını tahmin etmemiştim. Elinize sağlık. Beğendin mi cidden? Çok. Doğru söyle. Ben size ne zaman yalan söyledim Naz Hanım? En son. Bugün söyledim mi hiç? Hastanın dosyasını titizlikle takip edin. Gelişmelerden beni haberdar edin. Aman hocam çok dikkatli olun. Önce bir BT çekelim. Tabii. Sonra tekrar konuşalım. Doktor bey, nedir hastamızın durumu? Bir BT çekeceğiz, sonra konuşalım. Ah. Doktor bey, bir sorun mu var? Bir BT çekeceğiz, sonra konuşalım. Ya neden? Bir tabak daha ister misin?
Çekimi söyle, istersen getirebilirim. Aslında isterim. İçeri. Soğuk dışarısı, üşüyeceksin. Çabuk git yat. Emredersiniz. Allah Allah. Eğer döndüğünde kafamdan aşağı boşaltmazsa bir gelişme var demektir. Sürprizim var Nazan. Doktor bey. Bir de MR alacağız. Niye? Şu işi de halledelim, hepsini anlatacağım. Doktor bey, eğer bir terslik varsa bize de söyleyin. Şu MR'ı da bir çekelim, hepsini anlatacağım. Ya Sadri, ne oluyor? Bilmiyorum ama döveceğim. Şu muayene bir bitsin, hepsini döveceğim. Sanıyorsun sen? Ben sürpriz yapmak istemiştim. Hep ben döndüğümde sizi görüyordum karşımda. Bu kez tam tersi olsun dedim. Ama sen döndüğünde elinde bir kase sıcak çorba olmuyor Tarık. Uf, mahvoldu yerler. Sorun değil canım, sileriz. Saçmalama, hastasın sen. Otur şuraya, ben silerim. Çağırayım mı? Niye? Çok mu özledin? Yok. Ha, o zaman ben beceriksizim. Bu kadarcık şeyi temizleyemem. Ben öyle bir şey demedim. Ama dediğinden bu anlam çıkıyor Tarık. O anlamı çıkarmayı da bir tek siz becerirsiniz. Ne? Tamam, yok bir şey. Pişman oldum zaten. Ben gidiyorum. Ne oldu? Yok bir şey. Sizi böyle görünce aslında neden buraya geldiğimi hatırladım. Neymiş? Sizi çorba yaparken seyretmek. Ama çorba silerken seyretmek de en az o kadar güzel. Neyse, daha fazla rahatsız etmeyeyim ben sizi. Aman aman, benim Belgin'in bisikletlere de mi binermiş? Deretepe'de düz mü gidermiş? Belgin'cim, dün aldığım ilaçlar çok işe yaradı. Kendimi çok iyi hissediyorum. O ilaçlar mı? Yoksa pozitif enerji mi yaradı Hulusi? Belgin, bu alet dün ters tarafa bakmıyor muydu? Şey... Belgin, bana şeyleme. Dün bu alet bu tarafa gidiyordu. Niye bugün bu tarafa gidiyor? Bir haftadır bu tarafa gidiyorum Hulusi, çok uzaklaştım. Artık yavaş yavaş döneyim, bu tarafa gideyim dedim. Belgin, o Belkıs denen 1300 yaşındaki kadın bunu bu tarafa çevirttirdi değil mi? Tutturdu. Feng Shui'ye göre güneşe dönük dursun. Ortamın psikolojisini değiştirir dedi. Doğru söylemiş. Bak, benim psikolojim anında değişti. Bir anda sinir küpü oldum. Belgin, in oradan aşağı. Belgin. Belgin, in diyorum.
İn. İn. İyi tamam tamam. Aa. Ay dur şimdi fıtık olacaksın. Ama onu düzeltmezsem fitil olacağım. Doktor bey. 4,5 saat oldu. Biliyorum. Merak içindesiniz. Ne olup bittiğini öğrenmek için sabırsızlanıyorsunuz. Aynen öyle. İnanın çok az kaldı tetkiklerin bitmesine de. Bitmedi mi yani? Bir de lomber ponksiyon yapalım. O ne be? O ne be? Bir yapalım. Ben hepsini anlatacağım. Yeter ama bu lafı hayatım boyunca kullanacağım aklıma gelmezdi ama söylüyorum. Doktor bey, siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? Müsaadenizle. Alo, Hacı annem. Tatlı faslına geçtik. Birazdan kalkıyoruz. Mahvolduk biz ya. Nasıl oyalayacağız Hacı annemi ya? Bergin, biliyor musun? İşte en çok böyle zamanlarda özlüyorum o zibidi oğlumu. Nasıl zamanlar? Evde ağır bir şey taşınacağı zamanlar. Yani bir erkek eli daha olsa fena mı olurdu? Ne oldu Hulusi? İşte böyle. Abuk subuk sebepten dolayı bir özlüyorum. Sonra o özlem bir anda... Çok özlüyorsun değil mi? Ya nasıl özlemem Bergin? Doğru söyle. Sen görüyorsun değil mi? Tamam tamam. Üstelemeyeceğim. Yalnız tek bir şey söyle bana. Bergin bana benziyor mu? Hulusi 4 ay oldu siz görüşmeyeli. Nasıl hatırlıyorsan öyle. Hadi artık inat etmeyin. Barıştırayım ikinizi. Hayır. Asla. Asla. Yani şu an gelse, önümde dursa, gözünün yaşına bakmam, şu bisikleti böyle üstüne sürerim, ezer geçerim. Yok ya. Sen bizi rezil rüsva et, paramı iç et, senelerdir kandır, boş yere ümitlendir, ömrümden ömür çal. Sonra geç karşıma gevrek gevrek, pardon baba. Yok ya, ben de affedeyim olsun bilsin. Hadi oradan. Ayrıca ne hali varsa görsün. Pah! Benim aslan gibi damadım var. O aratmaz bana o zibidi oğlumun eksikliğini. Ama Bergin işte içim temiz. Bak Allah büyük. Sonunda eğrisini doğrusuna getiriyor. Kankamı, ailemi benden sonra emanet edebileceğim bir hayırlı evlat istedim. Neticede bir tane oldu. Damat mamat fark etmez. Oldu ya, sen ona bak. Hulusi dur bakalım. Daha o kadar iyi tanımıyoruz. Gerek yok Bergin. Ben tanıyacağım kadar tanıdım. İnsan sarrafı oldum ben. Ben gözünden alırım adamın sağlam mı değil mi? Benim damadım bir tane. Say, nerede o Bergin? Kaç gündür görmüyoruz. Kaçtı Hulusi. Ha? Sahtekarın önde gideniymiş. Hayatı yalanmış. Adı Bora bile değilmiş. Biz öğrenince kaçtı. Benim gözüm o serseri zaten hiç tutmamıştı. İlk gördüğüm an bu evde bir sakatlık var demiştim. Bakışında memnuniyet yoktu. Ayol bankana genel müdür yapmaya kalktın. Gerçek yüzünü ortaya çıkarmak için. Nasılsa beceremeyip tökezleyecekti. Tökezlediği anda ben de tekmeyi basacaktım. Sen bunu nereden öğrendin? Bu senin çok sevdiğin dostun Belkıs Hanım var ya. Bora'nın dazısıymış. Allah be! Allah! Belkıs sahtekar Bora'nın dadısı mıymış? Hey Allah! Ben istedim tek göz, sen verdin 2 göz. Bittin sen Belkıs, bittin, bittin! Sağ ol Belgeciğim. Hulusi! Hulusi dinlesene! Ben dinleyemem, Hulusi. Ben duyacağımı duydum Belgin! Hulusi! Tamam Belgin, arkadaşım bu kadının elinden kurtarmam lazım, duramam. Allah'a ısmarladık! İnanmıyorum Hulusi!
İnanmıyorum. Bir derdim var artık tutamam içimde. Gitsem nereye kadar, kalsam neye yarar? Hiç anlatamadım, hiç anlamadım. Devam et. Herkes neden düşman? Unuttuk hepsini. Nuh'un nefesini. Gelme yanıma sen. Başkasın ben başka. Bak bu son perde oyun. Yok bundan sonra ışık, yok hiçbir şey yok. Yok, yok, yok. Niye şaşırdın? Sen beni çorba yaparken seyretmeye geliyorsun da ben seni şarkı söylerken seyretmeye gelemez miyim? Sana hani belki yarın sorarım dediğim soru vardı ya. Şimdi soruyorum. Bu belirsizlik beni mahvediyor. Kafam karmakarışık. Bir seni görmek istiyorum, bir istemiyorum. Bir yanına geliyorum, bir kaçıyorum. Belki kafamı toplamamda da faydası olur. O kulübede o gece ne oldu bilmek istiyorum. Peki. Sarhoş olmuştunuz. Gözleriniz kapanıyordu. Kalktım. Yanınıza geldim. Bir dakika. Hani orada cep telefonu çekmiyordu? Orada çekmiyor ama burada çekiyor. Filiz arıyor. Alo? Ay kısa kes lütfen. Öyle bir yerde kaldık ki. Ne? Tam bu yerli dizilerin böyle bölüm sonları oluyor ya. En can alıcı noktada donuyor görüntü. Ayşe? Hemen geliyorum. Nereye? Benim çok acele hastaneye gitmem lazım. Neden? Şimdi anlatamam. Sonra konuşuruz. Ayşe. Serserilerden hayatını kurtardığı ilk kız. Bir konuda da hayatında tek olayım ya. Bir tek konuda dişimi kıracağım. Nesi varmış? Bir öğrenebilsek. Sadri doktorla konuşuyor. Hemen söyleyin, tek kişilik odaya alsınlar. Hazırlıyorlar. Bir daha hastaneye gelirken göğsüme kocaman üzerinde Filiz Tekelioğlu yazan bir kart vizit koyacağım. Ayşe. Ayşe bir şey söyle bana. Sadri. Sadri bırakma beni. Bırakmayacağım Ayşe. Tarık. Git buradan. Saçmalama Ayşe. Sen bu haldeyken hiçbir yere gitmem. Git. Beni böyle görmeni istemiyorum. Git lütfen. Ben kapının önünde bekliyorum. Tamam. Berak, ağlama kızım, ağlama. Bütün dertlerin birazdan sona erecek. Yok, ben soğan doğruyordum. Bırak.
Bırak soğanı muhanı. Sizi soyup soğana çevirecekler, haberiniz yok. Vahim, Vahim. Vay çabuk buraya gel, Vahim. Sana git, o 1300 yaşındaki kadını buraya çağır bakayım. O kim ki? Ümit var ya, Vahiy Bey'in oğlu, o. Ha. Kim olacak? Belkıs, Belkıs. Hadi. Hadi çabuk, çabuk. Hulusi. Dur şimdi, dur. Beni gördüğünde sevinip hemen sarılma. Birazdan beni omuzlarda taşıyacaksınız ailecek. Çünkü Türkiye'nin en büyük sahtekarlık dosyalarından birini burada kamuoyuna açıklayacağım. Berak, sen git Belkıs Hanım'ın bavullarını topla. Hadi. Yalnız toplarken içine iyice bak. Astarın arasına falan yükte hafif, pahada ağır falan bir şeyler koymuş olmasın. Ne oluyor Lucy? Koynunda yılan besliyorsun Vahi. Koynunda yılan besliyorsun. O oluyor Vahi. Ben bu işe yırtılmıyorum haftalardır. Kov şu kadını, kov şu kadını diye. Bu kadın memleketin en büyük dolandırıcısını yetiştirmiş usta bir sahtekardır. Ne? Sen Murat Tanver'in dadısı değil misin? Evet. Ha? Sen ne öğrettin bütün o üç kağıtları ona? Ha? Nasıl bir plan kurdunuz bakayım? Sen öz kulları, o da Tekelioğulları'nı mı sömürecektim? Ama işte çıktı işte foyanız ortaya. Oh, oh, çıktı foyanız ortaya. Bittin sen Belkıs, Belkıs sen bittin. Öğrendik oranın ne kadar sahtekar olduğunu. Evet, öğrendik. Ya bak. Çünkü Belkıs Hanım Bora'nın yaptığı sahtekarlıklara daha fazla göz yumamadı. Tabii ya. Sen ne diyorsun Belgin? Senin o hakkında söylemediğini bırakmadın kadın. Senin çocuğunun başı yanmasın diye kendi büyüttüğü çocuğu ele verdi. Bankan hala soyulmadıysa, kızın hala aldatılmadıysa İşte bu kadın sayesinde Hulusi. Ama sen beni iki dakika dinleyeceğine mal olmuş magribi gibi evden fırlarsan anca sonuna yetişirim olayın. Sen de yaptığın yanlışla kalırsın. Ya vallahi özlemişim hepinizi. Gelmişken bir yemek yeriz değil mi Bergin'cim? Humus var mı humus? Öğrendin mi? Çıldıracağım Tarık. Yaptıkları test sonuçlarını toplasan iki cilt ansiklopedi olur. Ha şimdi bir de dört doktor konsültasyona gireceklermiş. Asıl ben o konsültasyon sırasında o dört doktora birden bir gireceğim. Sakin ol Sadri. Ben doktorlarla ilgilenirim. Sen Ayşe'yi yalnız bırakma. Onun sana ihtiyacı var. Kızın sana ihtiyacı var dedim. Hala duruyorsun karşımda. Yürü. Hadi. Ha, NASA numaradı. Çok ısrar etti. Söyledim yerimizi. Aferin. İyi halt ettin. Ne duruyorsun? Girsene içeri. Tamam, tamam. Bırakma beni. Gitme yanımdan, tamam mı? Peki. Söz mü? Söz. Nohutları soydum. Şimdi ne yapayım? Bir kasede püre kıvamına gelinceye kadar ez. Tamam. Belkıs Hanım. Buyurun Hulusi Bey. Ben sizden Buyurun. Daha önce hayatımda
Belki de hiç yapmadığım bir şey yapacağım şimdi. Dileme yüzüme bulaştırırsam kusura bakmayın. Sizden çok özür diliyorum. Gerek yoktu Hulusi Bey. Siz dostunuzu bir tehlikeden kurtarmaya çalıştınız. Yerinizde kim olsa aynı şeyi yapardı. Hay ağzınızda bin yaşayın. Şunu bir de benim Belgin'e söyleseniz. Ben söylüyorum, yok anlamıyor. İlla gideceksin, özür dileyeceksin diyor. Ama ben gerçekten özür dilerim Belgis Hanım. Bütün bu rezilin üstüne size bir de yemek yaptırıyoruz. Kusura bakmayın. Yok, ben zaten yemek yapacaktım. Akşam misafirimiz var. Öyle mi? Kim? Theo. Ha, şu meşhur Theo. o zaman denk gelmiş. Biz de bu vesileyle tanışacağız kendisiyle. Nasıl merak ediyorum bir bilseniz. Bence de edin. Memleketin en iyi iç mimarlarından ve de ressamlarından biridir Teoman'cığım. Ha, Theo, Teoman'ın kısaltılmışı oluyor. Evet. Theo. Teoman. İç mimar. Ressam. Ünlü. Teoman Şahkan. Ta kendisi. Ne? İyi akşamlar. Buyurun. 217 numarada yatan hastayı ziyarete gelmiştim. 217. Evet, şu hamile bayan. Hamile mi? Allah kolaylık versin. Çok zor bir gebelik belli ki. Yakını mısınız? Hasan'ım. Kusura bakmayın. Çok acele çıkmam gerekti. Çok yakınımda hasta. Çok mu? Evet. Belli. Hayatımın en önemli sorusunun cevabını vermeden hışımla çıkıp gittin. Kusura bakmayın. Aslında vermek isterdim ama işin doğrusu bu hastamın başına gelenler... Evet. Sebebi benim galiba. Yani sebebi dediysem benim yüzümden olduğundan korktum. Ama buraya kadar geldiğinize göre bu sorunun cevabını tahmin ettiğimden daha çok merak ediyorsunuz. Sakın. Artık zerre kadar merak etmiyorum. Sırları acıdan al.